Bu videoda Antalya'nın köklü geçmişine dokunan efsanevi bir hikayeden bahsedeceğim. Hikayemizin başlığını şöyle yazabiliriz. Antalya'nın Attalos'la başlayan tarih yolculuğu. Milattan önce 220 yılında Bergama'da doğan 2. Attalos, sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda kardeşi 2. Ömenes'le olan eşsiz ilişkisiyle de tarihe geçti. Bu iki kardeşin birbirine olan bağlılığı ve uyumu Antalya'nın tarihine eşsiz bir iz bıraktı. Eminim ki bu tarih boyunca asla silinmeyecek. 2. Ömenes, zekasıyla tanınan bir lider olarak babası 1. Attalos'un Romalılarla ittifak politikasını sürdürdü. Bu dönemde 2. Attalos, kardeşi tarafından saltanat vekili olarak atanarak büyük bir sorumlulukla taçlandırıldı. Bu atanma, kardeşler arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olarak tarihe geçti. Hatta Romalılar tarafından Bergama Krallığı'nın bir bölümünün yönetimini alması ve kardeşi aleyhine isyan çıkarma teklifine rağmen, 2. Attalos sadakati ve kardeşine olan sevgisi nedeniyle bu teklifi reddetti. Ona kardeş sever anlamına gelen Filadelf posta kabı verildi. Kardeşi 2. Ömenes M.Ö. 159'da ölünce 2. Attalos Bergama Krallığı'nın başına geçti ve kardeşinin dul kalan karısıyla evlendi. İhtiyar bir kadınla yapılan bu evlilik, kardeşine olan bağlılığının bir simgesiydi. Krallığı döneminde ülkesinin sınırlarını genişletti, halkın huzuru için çalıştı. Antalya'nın hikayesi de onun önderliğinde başladı. Attalos, Akdeniz kıyısında bir limana sahip olmak istiyordu. Bu yüzden Antalya'nın 75 kilometre doğusunda bulunan Side'yi almak için savaştı, ancak başarılı olamadı. Efsaneye göre, kralın askerleri, krallarının yeryüzünün cenneti olarak nitelendirdiği yeri bulmak için çıktılar, Antalya'yı buldular, şehrin temelleri atıldı, surlar dikildi, kısa sürede Attalos'un istediği liman şehri inşa edildi. Buraya Attalos'un yurdu dediler, şehrin adı Attaliye olarak tarihe geçti. Attaliye, Adalya derken bu şehrin adı Cumhuriyet döneminde Antalya oldu. Bu heykel, Attalos'un hatırasını yaşatmak ve halkın tarih merakını uyandırmak için 2004 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kale kapısı mevkiinde Saat Kulesi'nin karşısındaki bu küçük meydana dikildi. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki 2. Attalos'u tam olarak tasvir eden herhangi bir resim veya bilgi yok. Ancak 2. Attalos olduğu iddia edilen bir heykel var. O da Roma Milli Müzesi'nde sergileniyor. Dolayısıyla Antalya'da bulunan bu heykel bir örnek teşkil ediyor. Bu eser Türkmenistanlı sanatçı Medet Goli tarafından yapıldı. Yüksekliği 2 metre 60 santimdir. Heykelin altındaki kayde 1 metre 40 santim yüksekliğinde yapı malzemesi traverten. Attalos'un sağ elinde Zafer Tanrıçası Nike'nin kraliyet asası var. Heykelin yarı çıplak olduğunu görüyoruz. Burada önemli bir not olarak şu bilgiyi eklemek istiyorum. Heykellerin çıplak yapılması, kralların tanrısal gücünü temsilen kullanılan bir estetik tercihtir. Zaten 2. Attalos olduğu iddia edilen Roma'daki heykel tamamen çıplaktır. Bu heykel yapılırken, Berlin'deki Bergama Müzesi'nde bulunan bir gövde ile aynı müzeden farklı bir heykele ait bir başyapısı örnek alınmış. Bu heykelin saç ve yüz figürünün Bergama hanedanlığını yansıtmadığı ve Roma'daki 2. Attalos heykeline benzemediği gibi yorumlar yapılıyor. Halbuki söz konusu olan Roma'daki heykel 2. Attalos dönemine ait değil. Roma kopyası, üstelik bu kopya yapılırken aslında sadık kalınıp kalınmadığı da belli değil. Bence bu heykeli bir sembol olarak değerlendirmek daha doğru olur. Bu heykele yapılan diğer itirazın dayanağı ise Antalya'nın 2. Attalos'tan önce yerleşim birimi olduğu, bu kişinin yerleşim birimini genişleterek kendi ismini verdiği iddiasıdır. Evet, daha önce burası küçük bir balıkçı kasabasıydı. İnsanlar yaşıyordu. Ancak 2. Attalos, Antalya'yı liman kenti olarak yeniden inşa etti, etrafına surlar yaptırdı. Son not olarak şunu eklemek istiyorum. Heykelin bulunduğu bu alanın adı, halk arasında Attalos Meydanı olarak geçiyor.
Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoş ve esen kalın.